Ama Derya'nın bazen göbek çevresinde bulantıyla eşlik eder. Yani sanki mide problemiymiş gibi size gelebilir. Dolayısıyla da burada hep biraz önce dediğim gibi kardiyak mı, yani kalp kökenli mi, kalp kökeni olmayan ağrı mı diye bakmamız lazım. Hmm. Baktıktan sonra da bizi bir yere yönlendirir. İşte biraz önce dediğim gibi EKG değişiklikleri var mı? Enzim dediğimiz, o geldiği zaman kalp krizine bağlı bazı enzim değerleri vardır. Onlara bakarız. Onlar yükseliyorsa o zaman daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu üçünün, yani göğüs ağrısının, enzim değişikliği, EKG değişikliği bizi bir yere götürür. Evet, yani kontrolleri ihmal etmeyelim de çıkıyor buradan. Bacak ağrılarını sorup sonra kalp beslenmesine geçeceğim. Bacak ağrıları bacakta damar tıkanmalarına neden olur mu? Hani bacağımız ağrıyor diyelim ki, bir sıkıntı var orada. Genelde şöyle karışıyor, yani bir kısım kas iskelet dediğimiz böyle bel fıtığı, omur iskelet sistemine bağlı ağrılarla bacak damarı tıkanmaları karışıyor. İşte biliyorsunuz bazen genç bayanlarda variköz değişiklikleri dediğimiz varisler, uzun süre ayakta, onlarla bacak damarı tıkanması ne yazık ki bazı hastalarımız bize ayaklarında artık iyileşmesi çok zor. Çok zor yaralarla geliyorlar. Burada önemli olan şu Derya Hanım. Eğer bir hasta yürümeye başladığı zaman yürüdü, belli mesafede durmak zorunda kaldı, bacaklarında ağrı başladı, durdu, dinlendi, tekrar yürümeye başladığı zaman bu durma, dinlenme, yürüme mesafeleri bizim için çok önemlidir. Bu şu anlama geliyor, bacaklara yeterli kan gelmediği zaman durduruyor, sonra tekrar rahatlıyor, tekrar yürümeye başlıyor. Buradaki mesafe, tabii burada biz bacak damarında problem olduğu zaman hemen şunu söylüyoruz, sigara içiyor musunuz? Çünkü bacak damarları için en önemli risk faktörü ne yazık ki sigara içmesi. Bazen ne yazık ki toplumumuzda bacak damarları tıkanıyor, bacaklarında hani kesme dediğimiz amputasyonlar yapılıyor ama hala sigara içmeye devam ediyor. Yani evet. Buradaki biz bacak damar tıkanıklığı gördüğümüz zaman deriz ki sigarayı kesip bol yürüyüş yapacaksınız. Ama burada bacak damarı tıkanmasının aynı şekilde kalpteki risk faktörleri bacak için de geçerli. Evet, şimdi ameliyatsız kalp kapağı değişimi mümkün mü diye bir sorum var. Evet. Mümkün mü hocam böyle bir şey? Tabii şimdi ülkemizde bunlar çok başarılı bir şekilde yapılıyor. Özellikle ileri yaştaki hastalarda biz mesela geçen hafta bir doktor arkadaşımızın annesine yaptık. 96 yaşında. Tabii Boğaziçi Üniversitesi'nde profesörmüş kendisi de, emekli olmuş. Burada Derya Hanım, eğer kalp kapağı ilericide daraldıysa ve cerrahi bu hasta opere edilemez, ameliyat yapılamaz dediği zaman biz devreye giriyoruz. Yani cerrahlar eğer bu hastayı biz ameliyat edebiliriz dediği zaman, çünkü devletin maliyeti, devletin getirdiği yük de önemli. Gereksiz yere kapağı kasıktan değiştirmemek lazım. Eğer cerrah arkadaşlar, çünkü ülkemizde çok başarılı bir şekilde cerrahi kapaklar değiştiriliyor. Eğer opere edilemeyecekse, geçen hafta yaptığımız hasta 96 yaşında, tabii takdir edersiniz ki son derece sağlıklı olsa bile 96 yaşındaki insanların akciğerinde sıkıntı olur, böbreklerinde sıkıntı olur, şah damarlarında sıkıntı olur. Dolayısıyla o hastaya biz kasıktan girerek kapağı değiştirdik ve başarılı. Bir gün sonra da evine gidiyor, normal hayata geçiyor. Şey. Evet. Yani teknoloji artık pek çok şeye el veriyor hocam. Son olarak bunlara ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Süremiz tabii doluyor. Toplumumuza biz şunu söylememiz lazım Derya Hanım. Hasta olmadan bir şeyleri yönetmeleri lazım. Yani biz primer korunmayı ülkemizde yaygınlaştırmamız lazım. Şunu demek istiyoruz. Hasta olmadan, yani kalp krizi geçirmeden siz kalbinizi tedavi ettirin. Primer korunma dediğimiz, hasta olmadan hastalığı önleyin. Yoksa sekonder koruma dediğimiz, hasta olduktan sonra tedavi etmek... Hocam bugün bu farkındalığı umarım yaratmışızdır. Çok önemli bir şey bu konuda farkında olmak. Çok teşekkür biz ediyorum teşekkür verdiğiniz ederim. Bilgiler tamam. için. Sağ olun. Bize bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Rica ederim hocam. Çok çok teşekkürler.